Merhaba sayın hocalarım. Bu videoda eTwinning faaliyetlerine yeni başlayanlar için TwinSpace sayfası nasıl kullanılır? Bununla alakalı ufak bir bilgilendirmemiz olacak. Öncelikle sayfamızı açıyoruz. Projelerim sekmesinden TwinSpace sayfamızı bulmaya çalışıyoruz. Her projenin kendisine ait ayrı bir TwinSpace sayfası var. Biz hemen ilk baştaki projemizin sayfasına bir gidelim. TwinSpace'e git diyoruz. TwinSpace sayfası projenin dahilinde olanların görebildiği alt bir sayfa. Burada bazı bölümlerimiz var. İlk sayfamız ana sayfa bölmesi. Ana sayfada sayfalarımız, resimlerimiz ve videolarımız var. TwinSpace'i açan üyeler ya da daha önceden görmesine izin verdiğimiz kişiler kimlerse projenin alt ana sayfasını görüyorlar. Burada ufak bir öğretmen bülteni kısmımız var. Burada da resim ekleyebileceğimiz, video ekleyeceğimiz veya RAR dosyalarını ekleyeceğimiz bölümlerimiz var. Biz bu ataş imgesine tıklayarak resim, video ve RAR dosyası ekleyebiliriz. Aynı zamanda buraya embed kodu yazdığımız zaman herhangi bir yerdeki embed kodunu aldığımız dokümanı da burada paylaşma şansımız var. İkinci bölümümüz sayfalar bölümü. Sayfalar bölümü ise projenin etkinlik takvimine göre hazırlanan bir bölümdür. Bence sayfalar bölümüyle çok fazla uğraşmamak en iyisi çünkü burada ufak bir karışıklığa sebebiyet verebiliriz. Burada değişik sayfalar, etkinliklerimize göre değişik sayfalar oluşturduk biz. Ortak okullarımızın poster ve afiş çalışmaları, üçüncü etkinliğimiz için bir sayfa oluşturmuşuz. Dördüncü etkinliğimiz için ufak bir sayfa oluşturalım. Hem sayfamız oluşmuş olsun, hem de nasıl oluşturulduğunu görmüş olursunuz. Yeni bir sayfa oluştur sekmesine tıklıyoruz. Az önce etkinliğimizin adını kopyaladığım için hemen ben başlık olarak yazdım. Daha sonra önemli bir bölüm var burada. Sayfanızı kimler görebilir diyor. Sayfamızı sadece ben dersem benim dışımda hiç kimse bu sayfayı göremez. TwinSpace üyeleri dersem eğer TwinSpace'te yani projeye dahil olanlar kimlerse onlar görebilirler. Yan tarafta da bu sayfada kimler değişiklik yapabilir kısmı var. Burada genellikle adminlerin ve öğretmenlerin değişiklik yapmasına fırsat verirsek iyi olur. Ben o şekilde genellikle ayarlamamı yapıyorum. Altına da ufak bir alt başlık giriyoruz. Aynı şeyi de yazabiliriz aslında. Başlık yazmaya fırsat zaman geçirmeyelim. Ben kes kopyala yapıştır yaptım. Siz normal yazı şeklinde de yapabilirsiniz. Ben buraya bir Padlet oluşturmayı düşünüyorum. Aynı şekilde burada Padlet'in kaynağı var. Veya ekleme resim dosyası şeklinde de ekleme yapabilirsiniz. Padlet oluşturduktan sonra projeye dahil olan üyelerimiz bu Padlet'i yöresel türkü videolarına eklemiş olacaklar. Sayfamızı şu an oluşturduk. Yalnız ne yapmamız lazım? Oluşturduğumuz sayfayı kaydetmemiz gerekiyor. Kayıt düğmesine bastıktan sonra bakalım sayfamız nasıl oluştu. Hemen sayfalar kısmına bir bakıyoruz. Sayfalar kısmında evet sayfamız oluşmuş. Yan tarafta materyaller kısmı var. Materyaller kısmı ise projeye dahil olan proje ortaklarının resimlerini, videolarını veya dosyalarını ekleyebildikleri bir bölüm. Burada her okul kendisine ait bir resim dosyası, video dosyası ve RAR veya Word dosyalarının olduğu bir dosya ekleyebilir. Mesela burada resim dosyasında ben kendi okulum adına bir tane resim klasörü oluşturdum. Bundan sonra yapacağım çalışmaların resimlerinin tamamını buraya eklemeyi düşünüyorum. Diğer okullar da aynı şekilde projeye dahil olan diğer okullar da buraya klasörlerini oluşturdukları zaman ben o arkadaşlarımın ya da proje ortağı olan diğer okulların dosyalarına gittiğim zaman arkadaşlarım ve proje ortaklarım neler yapmış, ne tür çalışmalar yapmış onların resimlerini görebiliyorum. Aynı şekilde videolar sekmesini tıkladığımız zaman da orada da projemizle ilgili bir video dosyası oluşturabiliriz okulumuz adına.
Aynı şekilde RAR dosyaları ve Word dosyaları için de aynı işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Forum bölümümüz var. Forum bölümümüz, daha önce ben bir forum oluşturmuştum. Tanışma adı altında. Hemen editleyebiliriz. Yani değişim yapabiliriz. Değişim yaptıktan sonra kaydımızı yapabiliriz. Yeni bir forum da ekleyebiliriz. Yeni forumu nasıl ekliyoruz? Yeni forumu şu şekilde ekliyoruz. Forum ekle kısmımız var. Forum ekle kısmından formumuz için bir başlık, altına da ufak bir formumuzun genel amacı nedir? Buraya ufak bir alt başlık da ekleyebiliriz. Ben forum bölümlerini bu çalışmalar için çok önemsiyorum. Çünkü proje ortaklarının burada etkileşimli bir şekilde çalışmalarını sağlayan önemli bölümlerden biri de forum bölümü. Live bölümü var. Live bölümü genellikle proje ortaklarının kendi aralarında chat yapabilecekleri, iletişim kurabilecekleri bir bölüm. Aynı zamanda etkinlik oluşturabilecekleri de bir bölüm. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle chat kısmına bastığımız zaman chat odasına gidiyoruz. Chat odasında kimler varsa oradaki proje ortaklarıyla iletişim kurabiliyoruz. Şu an projede sadece ben göründüğüm için sadece benim ismim var yukarıda. Aynı şekilde buradan ufak bir etkinlik de oluşturabiliriz. Etkinliği nasıl oluşturuyoruz? Burada etkinlik oluştur kısmı var. Etkinlik oluşturduğumuz zaman proje ortaklarıyla beraber ortak bir etkinlik oluşturmuş oluyoruz. Diğer bir bölümümüz üyeler bölümümüz. Üyeler bölümünde şu an projeye dahil olan kurucu ortağımız ve benim kurucu ortaklığını yaptığım kişiler var ve diğer öğretmen arkadaşlarımız var. Öğretmen arkadaşlar kendileri eğer isterlerse, ki bu şarttır. Bence projenin görünürlüğü ve esas amacına uygun olarak öğrenci eklemesi yapabiliriz. Öğrenci eklemesini nasıl yapabiliyoruz? Öğrenci eklemesini kendimiz şurada öğrenci ekle kısmımız var. Öğrenci ekle kısmından gerçekleştirebiliyoruz. Burada üyelerle iletişime geçebilirsiniz diyor. Üyelerden okulları, okullarının isimleri, bulundukları ülke, rolleri ve yan tarafta da isimlerimiz var. Burada hemen bastığımız zaman üyeleri download edebiliyoruz. Evet. Öğretmen, öğrenci ve ziyaretçi. Öğretmen diyelim hemen. Hemen ülke seçin diyor burada. Ülkemizi seçiyoruz. Daha sonra gerekli çalışmalarımızı buradan gerçekleştirebiliyoruz. Burada dil seçeneğimiz var. İsterseniz Türkçe'yi seçelim. Yukarıda gördüğünüz gibi sayfa otomatikman Türkçe'ye çevrilmiş oldu. Burada mesajlarımızın olduğu bir mesaj kutumuz var. Bir de burada da kişisel resmimizi koyabileceğimiz, kendimizi tanıtan bir bölümümüz var. Az önce öğretmenleri davet et demiştik. Buradan bir ülke seçiniz diyor. Aynı şeyi öğretmenler için yaptığımız gibi öğrenciler için de yapabiliyoruz. Davet edilen öğrenciler diyor. Ha, başka bir projede bir öğrenciniz varsa onları bu tarafa ekleyebiliyorsunuz. Hemen isterseniz bir öğrenci ekleyelim. Az önce öğretmenler için yapmıştık. İsterseniz bir öğrenciler için yapalım. Burada mevcut hesabı olan öğrenciler var. Mevcut bir hesabı olan, yani daha önceki projelerinizden sisteme dahil olan öğrencileriniz varsa onları bu projeye, başka bir projeye de ekleyebiliyorsunuz. Diyelim hiçbir öğrenciniz yok. Yeni bir öğrenci ekleyeceksiniz. Öğrencinizin adını yazıyorsunuz. Örneğin Ayşe yazdım ben. Ayşe ne diyelim? Yıldırım. Doğrula diyorsunuz. Doğruladığınız zaman rol modeli var. Sizler isterseniz üyeyi veya yönetici de yaptıktan sonra şifresini yazıyorsunuz. Onayla dediğinizde işlem gerçekleşmiş oluyor. Şifreyi 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde kısa şeyler yazarsanız daha iyi olur.